Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cimbom'u ipten aldı. 88'de sahneye çıkan ve harika bir kafa vuruşuyla ağları sarsan başarılı futbolcu Galatasaray'ın hanesine 3 puanı yazdırdı. Aslan da 2'de 2 yaptı diyor gazete. Tabi özellikle bir savunma oyuncusunun maçın henüz başında kart görmesi çok tehlikeli. Çünkü artık bundan sonraki dakikalarda ki henüz çok maçın başıydı kart gördüğü an hamle şansını azaltır. Özellikle savunma oyuncusunun hamle şansını azaltır ve özellikle birebirde kaldığınızda bu sizi çok zor duruma sokar. Bos geri döndü maçın ardından konuşan Lyundama golünden ve galibiyetten ötürü çok mutluydu. Transfere adı geçmesine rağmen Galatasaray'da devam etmek istediğini söyleyen başarılı futbolcu "Gol attım ama bugüne gelene dek çok çalıştım. Kendimden çok şey verdim ve bugün gol geldi. Doktorumuz Yener İnce'ye, hocamıza ve bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum." diyor. Yine bir diğer gazeteye de geçelim. Patron çıldırdı. Sezonu Giresun galibiyetiyle açan Cimbom Güney temsilcisi karşısında dünyaları kaçırdı. Luyendam'a nefis bir kafa vuruşuyla galibiyeti getirdi. Sonsuza kadar Galatasaray'dayım demiş. Terim 3 puan önemliydi diyor. Maçtan sonra biraz önce ekranlara da getirdik zaten. Hatay spor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim 1-0 mağlup başladık oyuna. Genelde son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geriye dönüşümüz iyi oldu. İnanan, inanın bana bazılarımız jetlak oldu şeklinde devam etmiş. Ee, özellikle sık sık Avrupa kupası maçlarına gidip geliyorlar. Tabii bunun da etkisi var. Aslan Morutan şeklinde Galatasaray ile ilgili bir başka haber var. Sarı Kırmızılar uzun süredir temas halinde olduğu Rumen 10 numarada mutlu sona ulaştı. İşte Bükreş Başkanı Bekali Morutan'ı Galatasaray'a sattım açıklamasını yaptı. Dün sosyal medyada e, bir video izledim ve e, bu oyuncunun Morutan'ın e, yeni hacı olduğunu iddia ediyordu videodaki kişi e, Romanya futbolunu yakından tanıyan bir isimdi ve e, Galatasaray çok doğru bir transfer yapıyor e, bu transfer Galatasaray'ın yeni hacisi olacak şeklinde tabi aynı zamanda henüz 22 yaşında ve çok genç olması da e, bu transferin önemini artırıyor e, asist canavarı şeklinde yine gazete e, yer vermiş bence çok iyi bir transfer olur Nelson işbaşı yaptı. Rüzgarla yarış yine bu gazetedeki diğer haberler arasındaydı. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın yeni transferi akşam İstanbul'a geliyor. Stavuk Reş Başkanı Cici Bekali, Morutan'ın Galatasaray transferi için İstanbul'a gideceğini açıkladı ve tüm detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Morutan bu akşam saat 11'de İstanbul'a gelecek. Stavuk Reş Başkanı Cici Bekali, Morutan transferindeki son rakamları da açıkladı. Bekali, pazartesi gecesi görüşmeler yeniden durdu. Galatasaray pazarlık yapması için birini gönderdi ve tekrar pazarlıklara başladı. Galatasaray 5 milyon euro önerdi ama biz 5.7 milyon euro istedik. Bu sabah da yeni bir teklif daha geldi. Toplamda 5.7 milyon euro alacağız. Son görüşmeler sonrası el sıkıştık ve onlar ödemeyi kabul ettiklerini söyledi diye açıklama yaptı. Bu transfer de Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Dong 5 yıl sonra da Kasımpaşa'ya geri döndü. Galatasaray ile sözleşme sona eren Rindog'un yeni adresi belli oldu. Hollandalı futbolcu Kasımpaşa ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Donk 5 sezonu aradan sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu. Ryan Mabel'den de kafaları karıştıran paylaşım. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak olan futbolcular da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yapılan transferlerin ardından kadrosundaki yabancı futbolculardan vazgeçmek zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel veda edecek isimler arasında yer alıyor. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Sarı Kırmızı Kulüpten 2,5 milyon euro garanti maaşı alan Ryan Babel Twitter hesabından yaptığı açıklamada ben evime gidiyorum paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi. Ray Mabel dün de Hatay Spor maçının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisine güvenilmediği ima eden bir fotoğraf paylaşmıştı. Nelson'dan Galatasaray'a kusursuz merhaba. Galatasaray'ın Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelson lisansının çıkartılmasının ardından Hatay Spor karşısında sarı kırmızı formayı sırtına geçirdi. Fatih Terim'in ilk 11'de görev verdiği 22 yaşındaki Danimarkalı stoper geriden oyun kurma dahil birçok özelliğiyle günün öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. Genç futbolcu verdiği 60 pasın 54'ünde adresi buldu ve %90 pas isabetiyle müsabakayı tamamladı. Sofyan Feghouli geçen sezonu şimdiden yakaladı. Yüksek maaş nedeniyle Sarı Kırmızıların yollarını ayırmanın hesaplarını yaptığı Cezayirli futbolcu Sofyan Feguli şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoç ekibi Sen Şansın ile deplasmanda 4-2 kazılan karşılaşmada fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu dün de Süper Lig'de oynanan Hatay karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Allegri resmen açıkladı. Ronaldo transferi hakkında son kararını verdi. Juventus teknik direktörü Allegri, efsane oyuncuyla transferin elişin gerçekleri görüşmeye aktardı. Lionel Messi'nin PSG transferinin ardından bu yaz transfer yapmayacağına dair gözlerin çevrildiği ilk isim olan Cristiano Ronaldo, merakla beklenen kararını sonunda verdi. Adı eski takımlara Manchester United ve Real ile anılan Portekiz yıldız, kararını Juventus teknik direktörü Allegri'ye bildirdi. Juventus'ta ikinci dönemini geçiren tecrübeli teknik adam takımını Juventus ile oynayacağı ilk hafta karşılaşması öncesinde Ronaldo ile arasındaki geçen diye olayı anlattı. Ronaldo takımımız için çok önemli bir isim. U23 takımı ile oynadığımız hazırlık maçında oynamadı çünkü ona dinlenmesi için izin verdim. Bize değer katıyor ve hem onu hem de takımımıza ekip çalıştırmasıyla geliştirmemiz gerekiyor diye açıklama yaparak Ronaldo'nun %80 takımda kalacağını söyledi. Tottenham ve Manchester United genç yıldızın transferi için yarışıyor. Kane transfer için görüşen Tottenham ve City genç yıldızın transferi için tekrar karşı karşıya gelebilir. Takımın Premier Lig'in ilk haftasında oynadığı City maçının kadrosunda yer almayan İngiliz futbolcunun City'nin ilerleyen günlerde 150 milyon pound değerinde yeni bir teklif yapmasını bekliyor. Ancak bu söylentilere karşın iki İngiliz devinin Florentina'nın genç golcüsü Zison Vlaovic transfer için tekrar karşı karşıya gelebileceğine iddia etti. Ray Sports kaynaklarına göre ise genç futbolcu takımdan ayrılmak istiyor ve City'nin teklifine de sıcak bakıyor. Son Premier Lig şampiyonu Harry Kane'in transferini bitiremezse Vlahovic'e yönelebilir. Florentina'nın yeni sözleşme teklifini yeterli bulmayan genç futbolcu ilerleyen günlerde geleceğiyle ilgili kararını verecek. Evet. Galatasaray'da da Thomas Ribeiro operasyonu. Galatasaray Giresunspor maçında Marka'nın Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük şok yaşamıştı. TFF Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verirken 24 yaşındaki stoperde kadro dışı bırakıldı. Aslan eğer Marca'yı satarsa bu bölgeye transfer düşünüyor. Cristiano zamanın kontratını uzatan Victor Nelson ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Cimbom'un yeni gözdesi Thomas Ribeiro. Ancak sarı kırmızıların 22 yaşındaki stoperi alabilmesi için Marca'nın kontratından çıkması gerekiyor. Rus takımlarıyla pazarlıklarda devam ediyor. Foto maçın haberine göre Fatih Terim'in Thomas Ribeiro'yu onaylamasının sebebi Marka ile aynı. 22 yaşındaki genç Portekizli Marka gibi sert ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Deneyimli hocanın pas oyuna uyma sebebiyle transferi isteniyor. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan genç defans futbolcusunun bonservis bedeli 1,5 milyon euro civarında. Belenens altyapısında yetişen Thomas Ribeiro A takımda 55 maça çıktı.